Portakal ya. Aa işte var. Bugün Yankıya tabiyim arkadaşlar. Aa, işte şimdi mıncıkla. Pişmiş yumurtanın kurabiyenin içinde ne işi var? Bundan kurabiye mi olur? Benim nedir bu çektiğim yahu? Çok sıcak bir teste çekilin şefim yanımda. Nereye gidiyorum? Ne oluyor? Karıştı. Ne diyorsun? Kelebeğe batırdım yanlışlıkla. Yankı şefime güveniyorum be. Harika. Hadi ayrıl da gel, ayrıl da gel, ayrıl da gel, hadi ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine şahane bir video ile karşınızdayız. Bugün Yankı şefimizin özel bir tarifi varmış. Hadi yapalım, hadi yapalım deyince ben de katıldım. Bakalım Yankı, bugün Yankı'ya tabiyim arkadaşlar. Yine neydi anneciğim? Kurabiye miydi? Pasta mıydı? Neydi? Kurabiye. Kurabiye. Ama ben bakıyorum arkadaşlar, malzemelere bakıyorum, tamam. Kalıplar evet okey ama yani şurada bir şey dikkatimi çekti. Bu nedir Allah aşkına şefim, yani pişmiş yumurtanın, hiç gördünüz mü? Pişmiş yumurtanın kurabiyenin içinde ne işi var? Yani senin, demek de istemem, kızacak senin, şimdi. Bunları buraya atıyoruz. Bir sen birini atıyorsun. Öyle mi? Tamam. O yüzden 4 tane var, yapalım. He, şefim ne diyorsa o arkadaşlar. Yankı'nın şefliğini hepiniz çok beğenmişsiniz. Ben de çok beğenmiştim. Ve başlamadan like tuşuna basalım, yorumlarımızı bırakmayı unutmayalım. Şefim izin vermiyor, ben ne yapayım? Ay tabağı alma, hayır tamam, ben de bir tane attım. Hala anlamış değilim, yumurtaların burada ne işi var yahu? Yumurta çat çat böyle kırmaz mısın yani? Pişirmiş yumurtaları koymuş önümüze, bilmiyorum. Şefe tabiyim dediğim gibi ve attım. Bunu da kim boşaltsın? Ben mi boşaltayım, tamam. Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim, bu nedir ya? Yani yumurtanın ne işi var, hala onu sorguluyorum. Ne yapacağız bu yumurtayla? Neyse bakalım arkadaşlar, göreceğiz birazdan. Ne yapıyorum? Ay bunu bırak. Ha ne yapayım, bırakayım ha? Bıcıklayacaksın bunu. Ay bıcıklamayayım ya. Ya bana niye veriyorsun şefim böyle işleri? Sen bıcıklasana. Hayır. Aa, bıcıklayacakmışım arkadaşlar, bakın. Bir yumurta nasıl bıcıklanır? Nasıl böyle patlatılır görün. Ay! Dur bakayım. Öyle yuvarlak. Değil, dur, en yuvarlağını aldım. Bir dakika anneciğim, bir dakika. Çok komik. Tombik tombik, baksanız arkadaşlar. Hoppa! Hop! Ay! Ha? Ay içine girdi. Şefim bir dakika, içine girdi. Bir dakika. Ay! İçine girdi. Bir patlattık, yumurta içinden çıktı arkadaşlar. Bir tane bir şey yapma. Bak işte. Bak işte, yani ben de diyordum ki bana ne zaman hani patlayacak böyle falan derken, neyse. Şimdi sıradakini söyler misiniz şefim? Ne diyorsunuz? Buna. Bu mu? Hepsini mi dökeceğim? Hepsini mi atacağım içine? Şefim yani biliyorsunuz falan diyorum da ortaya ne çıkacak arkadaşlar? Ben bilmiyorum yani. Bilemedim ya. Ay şefim, bana bunları niye elletiyorsunuz böyle ya? Üf, üf. Yani siz yapın, siz biliyorsunuz. Ben bunu gerçekten bilmiyorum ya. Ve atıyoruz. Hop. İşte şimdi mıncıkla. Ya yapma işte bunu, yapma ya. Ya bunu yapma. Ya arkadaşlar ya. Bu olmaz ki ya. Ben ne yapayım şimdi? Ya bu ne? Ya Yankı yapma bunu ya. Ya bunu yapma. Arkadaşlar. Daha önce margarin böyle ezdiğiniz oldu mu hiç elinizle? Çok fena bir şey. Neyse, battı balık yan gider. Slime. Öyle bir laf var ya, slime gibi. İstersen sen bulaş biraz. Ya. Ya Allah'ım ya, bana niye veriyorsun bu işi sen yahu? İyice ne mıncıkla. Ya tamam da sonuçta ne olacak bu? Bundan kurabiye mi olur? Olur. Sen benim dediğimi yap. Her yere bulaştı bu ellerimin halini arkadaşlar. Nasıl çıkacak bu eller? Ya yıkasam bile aratamam ben bu eli. Yağ içinde şu an. Ve katı yağ içinde yani. 5 saniye daha mıncıkla. 5 saniye daha mı? Bir dakika şefim, bir dakika. Şimdi ne yapıyoruz şefim? Şimdi ne yapalım şefim? Şimdi ne yapalım? Ne dersiniz? Şef şimdi. Ne öngörürsünüz? Bu halde nereye varacağız bilmiyorum. Bu mu? Yok. Onu yitti. Ay bir dakika. Bir dakika şefim. Dökülmesin. Bir saniye. Onu öngörsün. Bu mu? Dur. Ay şefim benim eller çok kötü. Ben ne yapayım bunu şimdi? Ellerini, nasıl açacağım? Koş ellerini yıka. Ellerimi yıkarsam bunların hepsi gider. Deniyorum. Ya Allah'ım, ya Rabbim.
Şefim siz açabilirdiniz. Ağzıma kötü bir tat geldi. Şefim ben şöyle tutayım. Şöyle almaya çalış. Al 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 al. Evet. Bakayım bir ne kadar aldığına. Şefim emin misiniz ya? Neye benzeyecek bu? Nereye gidiyoruz? Sizin ne oluyor? Karıştır. Vıcık 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 vıcık. Arkadaşlar ben biliyor musunuz slime'a falan dokunamıyorum. Yani bir böyle tuhaf hissediyorum. Bir tuhaf tüylerim diken diken oluyor. Ve ben şunu yaptığıma inanamıyorum ben ya. Ben dokunabiliyor muyum? Ben bile dokunamıyorum. Şefim isterseniz gerisini siz yapın. Yok sen yapın yok yok. Allah. Yankı bir dahaki sefere ben şef olayım ne olur ben ya. Ben yaparım şefim. Hayır şefliği de kimseye vermiyor yani. Hiç vermiyor. Şefim yeterli mi? Şimdi ne yapayım şefim? Söyle şefim. Seni bundan tutacağım. Bu mu? Un mu? Oh be. Oh un gel 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 gel. Allah'ım. Ay ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya. Onu eline alma. Ya un. Al 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 al. Ama. Tamam burada dursun elimi. Ya bak bu elimde gitti. Ölçü belli bir ölçüsü var mı bunu kafanıza göre mi atıyorsunuz ben anlamadım şu an. Pat pat atıyorsunuz yani öyle değil mi arkadaşlar? Hani şu kadar ölçü, şu kadar bardak un falan demediniz evet. Yani. Sus ben biliyorum. Ay bir dakika inşallah biliyorsunuzdur şefim bu işin sonu nereye varacak çok merak ediyorum. Olacak mı dersiniz şefim biraz katılaşmaya... Aa arkadaşlar Yankı biliyor bu işi. Aa kurabiye hamuru olmaya başladı. Hani olmuyor değil, hani olmuyor değil. Ya işte ne bileyim şefim ben öyle vıcık vıcık sana yağını yumurtaları görünce hiçbir anlam veremedim. Allah'ım ya. Hani koca şef? Ne oldu? Koca şef ya, koca şef. Sen küçük şef misin? Hayır, ya. Usta şef. Usta şef. Hmm, hem usta hem şef. Aa tamam. Buldum ben, oldu galiba bu. Hayır, ne olması? Eline yerler yapışıyor ya. Ya elime yapışıyor evet de yani ne yapacağız peki? Ya onu dökmemiz lazım. Tamam şefim. Şefim ne diyorsa o. Aa doğru diyormuşsunuz. Elime yapışmamaya başladı. Elimden ayrılmaya başladı arkadaşlar doğru. Hamurlar az önce elimdeydi. Doğru diyormuşsunuz. Hala şu yumurtaların hikmetini merak ediyorum ama ne gibi bir etki yapacak yani. Yumurtayı kırsak olmuyor mu? Çat çat içine kırsak olmuyor muydu mesela? Olmaz. Anladın mı? Aklımda çok değişik bir kurabiye var bilmiyorum. Bence... Şefim ben sana bir şey sorabilir miyim? Size bir şey sorabilir miyim? Squid Game kurabiyesi yapıyor olabilir misiniz acaba siz? Evet. Evet mi? Ay şu an çok heyecanlandım arkadaşlar. Bir an önce merak ediyorum. Ya inanmıyorum. Bir dakika. Çok değişik bu. Özlem kanıtlarımı. Tamam tamam şefim hemen yapıyorum ben siz şimdi. Ben şimdi çok merak ettim Squid Game deyince. Şefim benim artık sanki elime yapışmıyor gibi. Ne dersiniz oldu mu acaba bu? Kolum o kadar yoruldu ki arkadaşlar böyle 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 yapmaktan yumruklamaktan mahvoldum. Herhalde unumuzun artık olayı bitti ve elimiz yapışmıyor. Çok haklıymış. Yankı şefe bakın. Yani işi biliyor yahu. Şefim şimdi bunları mı dökeceğiz? Hayır. Ne yapacağız? Hemen şekilleri yapmaya başlayalım fırına atacağız. Bu halde mi? Arkadaşlar yumurta, margarin, un. Ve şu kabartma tozundan koyduk sadece ne tuz var. Tuzlu desek tuzlu kurabiye değil, tatlı desek tatlı kurabiye. Hani şu şekerden, şu kakaodan koymamız gerekmez mi şefim ya? Hayır. Allah Allah ben bundan hiçbir şey ama hiçbir şey anlamadım. Anlamasın. Tamam, tamam şimdi ne yapıyoruz? Ne çıkarsa artık bahtımıza ben artık karışmıyorum. Ne derse o artık karışmıyorum. Saldım arkadaşlar, saldım artık yani. Fırına koyuyoruz dedi çünkü. Salladı. Fırına kızdırıyorsun herhalde değil mi baştan bir açıyoruz. Evet sen yapıyorsun. Tamam bir saniye şefim. Şöyle hafiften bir şey yapmaya başlasın bir açalım. Sonra biraz fazlalaştırırız olmazsa. Hadi. Önce yuvarlıyoruz değil mi şefim? Hadi. Ya of şefim çok sıkıştırmayın ne olur. Yuvarla. Bir dakika. Şu tepsiyi kullanabilir miyiz şefim? Fırın evet. Tepsisini. Tamam. O zaman şöyle alıp ne yapıyorum? Köfte gibi yuvarlıyor muyum? Evet. Şöyle yani. Oh, sen de mi yuvarlıyorsun şefim? Oh be artık... Ben... Evet. Şöyle koydum. Şimdi kalıp kullanacağız. Kalıp kullanacağız. Durun. Şimdi ben bunu o zaman kalıba uygun şekilde yaptım şefim. Kalıbı siz seçin o zaman. Hatta ben bunu biraz daha büyüteyim şefim. Elimde yuvarlayamıyorum. Çok büyüdü şuraya bakın. Bu ne ya? Bu ne? Şefim kalıp olur artık diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Olur mu? Yapalım mı? Hangi kalıp olsun? Kalp. Buraya koydum. Kalp mi?
Ya en keyifli yerlerinde sen yapıyorsun yankı ya. Yankı deme bana. Ya of. Ay şefim, Squid Game kurabiyesi oluyor bunlar gerçekten. Kalp şekli falan. Ya çok heyecanlı ya. Çok heveslendim şu an, bunun bittiğini düşünemiyorum. Bittiği anı hayal ediyorum şu an. Benimki de oldu. Ben. Heh, tamam. Şimdi diğer kalıp. Hangi kalıp? Benimki. Bu da benimki. Yıldız. Yıldız, tamam. Onların etrafını çıkarmıyoruz o zaman. Çünkü Squid Game yapacağımız için. Öyle mi şefim? Kenarları böyle mi kalacak? Evet. Hop. İyice ne yapma. İyice ne yaparsan çıkar. He, ben iyice bastırdım. Doğru. Tamam o zaman. Tamam bu çıkar. Tamam doğru. O zaman iyice bastırmıyorum ki. İyice bir anne, uğraşalım. Anne çıkardın mı benimkini? Biraz bastırdım şefim ya. Ya unuttum ne ya. Yapıyorsun? Ya unuttum şefim. Ne yapıyorsun? Özür dilerim. Benim bir daha benim. Tamam bir daha yapıyoruz. Bir daha mı yıldız yapıyorsunuz şefim? Evet. Tamam şefim. Şöyle bıraktım şefim. Siz en iyisini siz bilirsiniz. Çıkaralım mı? Çok bastırmadan herhalde. He, şimdi anladım. Tamam şefim, hemen şunu biraz daha şekilli yapalım mı şefim? Hatta ben bazılarını şunu, şunu. Şu iki tane yıldız olmayacak, hepsi farklı olacak. Tamam, tamam şefim. Tamam, çiçek oldu bu da. Şimdi şefim bu kadar yeter, isterseniz diğerlerini yuvarlak yuvarlak yapalım. Ne diyorsunuz? Hayır. Bir tane kurabiye adam yapalım mı şefim, ne olur? Tamam. Ne olur yapalım mı? Bir tane kurabiye adam yapalım, ne olur? Bu mu? Evet. Onu gerçekten etrafını çıkaralım ama. Tam adam olsun, olur mu? Tamam. Tamam şefim, teşekkür ederim izin verdiğiniz için, beni kırmadığınız için. Evet, şimdi kurabiye adamı ortaya çıkaralım. Kurabiye bir adam geliyor, biraz daha bastıralım. Ay, bir dakika, dökül dökül dökül, düş düş düş. Ay, Ali'yle kolu yapıştı. Aa, çok güzel oldu. Bir tane kurabiye adam yaptık arkadaşlar. Hemen geri kalanını topladım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Özellikle şu Squid Game'leri. Bakalım kim çıkaracak? Göreceğiz. Sen kaybettin. Şefim çok gecikiyorsunuz bence. Bence biraz zor oluyor galiba. Yardıma ihtiyacınız var mı? Şu kenar kal. Çok. Yapayım mı? Hayır. Eyvah eyvah, işine karıştırmıyor. Şef işine karıştırmıyor. Sen kendi işine bak. Uf, tamam şefim, ben bunu hemen acele ediyorum zaten yapmak için ama. Tamam, bitti. Bitti mi? Kaldırıyor musunuz şefim? Çok merak ediyorum. Görebilir miyim bir? Ay şefim, inanmıyorum. Ne kadar başarılısınız siz ya. Şuralar fazlalık mı şefim? Ama zaten oralar vardı. He. Evet, değişik var bir. Evet, oralar varmış zaten. Doğru, aralarda kalmış. Be, bitti nihayet ya. Çok merak ediyorum sonrası ne olacak diye. Çünkü tatsız tutsuz bir şeyler yaptık, bilmiyorum. Şef ne derse o yani. Ve umarım arkadaşlar, biliyorsunuz elim çok feci bir şekilde yanmıştı. Umarım yanmaz ve ben artık bu yanma olayından korktuğum için şunu yapacağım. Bir dakika, son dakika aklıma geldi madem. Hemen eldivenimi giyiyorum. Bu kez asla, bu kez o hataya düşemem. O acıyı çekemem bu kez. Şimdi yankı şef, hazır mısın böyle? Hep de bana bu tarz işleri de bana yaptırıyor. Eli yanan benim, her şey benim yani. Evet. Şefim kapatıyorum. Tamam mı? Son bu muydu yani? Bitmekten. Daha ne yapacaktık? He, şunlar vardı. Onları ne yapacağız? Onları tabakta karıştıracağız. Onların ölçüsü var mı peki? Göz kararını karıştırayım. Vallahi işimiz bir tuhaf gidiyor, bilmiyorum ben. Göz karar, bir ortaya ne çıkacak hiç bilmiyorum ya. Şimdi şefim, şimdi ben şuradan bir karıştırmak için, madem şu olur mu şefim karıştırmak için? Şu. Bu iyi seçmiş miyim? Tamam, tamamdır. Şefim, ben yine de bilemedim, kaşık hesabı bir görün istedim ya. Hani böyle lak diye hepsini dökmek istemedim arkadaşlar, korkuyorum yani. Bir, daha dökecek hepsini miyim? Hepsini dök. Dökeyim mi hepsini? Dök. Ya bilemedim. Ya bilemedim. Ya şefim, kakao olmasın sonra? Arkadaşlar, kakao dediğiniz şey biraz böyle acılı bir şeydir yani. Böyle acımsı yani bir şeydir. Hani o bitter çikolatalar gibi biraz böyle acı bir tadı vardır. Şeker koymadık biz buna, hiçbir şey yapmadık. Hala acı yapıyoruz. Bir de ben nasıl bir kurabiye, hiç anlamadım bu işi.
Hiç anlamadım. Şu an arkadaşlar ya. Ya ben her bir şey yaptığımda mecbur muyum buralara çarpmaya etmeye ya? Ya buraya çarp. Var mı bir şeyin? Bir şeyin var mı alnımda? Bir keresinde eliniyor, bir keresinde ayağım kırılıyor, bir keresinde buraya kafa atıyorum. Benim nedir bu çektiğim yahu? Bir dahakine ben şef olacağım. Ben çünkü her yere kendim atılıyorum yahu. Onda ne oluyor bu? Şefim hasta mısınız biraz? Evet. Hastasınız maşallah ama yani her işi de böyle birilerine gördürtüyorsunuz zaten. Şurada ufak pudra şekerleri gördüm. Hop. Döktüm şefim hemen. Şunu da döküyorum şefim. Tamam mı? Yani daha ihtiyacımız var mı bilmiyorum ama siz biliyorsunuz neticede yani. Tamam. Bundan da mı dökeyim? Evet. Tamam şefim. Siz ne diyorsanız o. Hemen döküyorum. Ya ben bunları göz kararı döküyorum şefim. Hiç bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak. Şefi güvendiler. Ya yeter ama değil mi artık? Bakayım mı bir? Ne yapacağız şimdi şefim? Ne olacak şimdi? Ben o yani... Ben ne yapacağız? Hiçbir şey anlamadım. Evet. Hiçbir şey. Üzerlerine böyle bundan mı serpeceğiz? Nasıl olacak anlamadım. Hala emin miyiz yani? Bu mudur? Hı-hı. Hala emin olamıyorum ya. Nasıl bir şey olacak? Nasıl bir şey çıkacak ortaya? Hı-hı. Şefim size bir şey sormam lazım. Sorabilir miyim? Bu Squid Game kurabiyelerini yoksa biz çıkarmaya çalışacak mıyız? Evet. Gerçekten mi? Çok heyecanlı arkadaşlar. Ben hiç daha önce yapmadım öyle bir şey. Filmde izlerken çok heyecan duymuştum. Şimdi biz yapacağız aynısını. Çıkaramazsak ne olacak peki şefim? Sonunda ne olur? Çıkaramazsan o zaman görürsün. Ya ne görürüm acaba? Ne olabilir ki? Ne yaparsanız ne olur yani? Allah'ım şef değil sanki bilmiyorum ya. Elimden geleni yapıyorum oysa ki. Çok güzel karıştı bence. Birbirine çok güzel geçti. Beyazla... Koyu kahveyi karıştırdık arkadaşlar. Sütlü kahve elde ettik şu an. Değil mi anneciğim? Tamam yeter. Yeter mi diyorsunuz ama bak ezilmeyen şurada şeyler gördüm sanki. Onları da bir ezdireyim. Sanırım tamamen böyle hiç beyazlık ya da siyahlık, koyuluk kalmaması gerekiyor galiba şefim. Bu kadar yeter mi? Yetmezse atacağız. Daha fazla mı yapacağız yine bundan? Evet. Ay kolum koptu artık ya. Pisse hadi bekliyoruz bakalım arkadaşlar. Çok kısa sürede de pişiyor aynı zamanda bu galiba değil mi öyle demiştiniz? Çok kısa sürede pişen bir kurabiye bu. Yankı Şef'in özeli, spesiyeli arkadaşlar. Ve hemen acele etmeliyim arkadaşlar. Çünkü yanmak üzere Yankı. Şefim bana niye bunları yaptırıyorsunuz yahu? Yüzüme vuruyor şu an duman. Buhar yüzüme vuruyor şu an sıcak sıcak. Çok sıcak bu. Bu çok sıcak. Benim elim yanıyor şu an. Bu çok sıcak. Bu çok sıcak. Eldiven işe yaramıyor. Hayır. Eldiven işe yaramıyor. Sadece beni yanmaktan koruyor şu an. Ama... Çok sıcak tepsiyi tutamıyorum. Hemen alıp şuraya hemen koymam lazım. Hemen koymam lazım. Çok sıcak bir testi. Çekilin şefim yanımda. Çekilin. Of. Of. Allah'ım. Hemen kapattım. Şefim sakın dokunmayın. Evet. Şimdi şefim hiç böyle, değmeyin. Böyle hiç değmeyin. Döndürmemiz mi gerekiyor? Hemen döndürelim şöyle. Tutmadan. Şöyle. Hop. Hayır öyle değil. Nasıl? Şöyle düz. Böyle mi? Biraz daha yaklaştırayım mı? Evet. Of tamam. Oldu mu şefim? Şimdi ne yapıyoruz? Sizde, her şey sizde. Tabak çıkarsın. Tamam hemen tabak çıkarıyorum. Bunları dizmek için mi çıkarıyoruz şefim? Evet. Bunları dizmek için çıkarıyoruz. Bu yeterli mi acaba? Daha büyük bir tabağa ihtiyacımız olabilir mi? Belki de olabilir. Belki de olabilir daha büyük bir. Ay şefim kıracağım ortalığı. Geldi daha büyük bir tabağa. Şimdi şefim... Aa yine çarptım ya. Ya yine çarptım. Ne yapacağım böyle? Of niye ben burada duruyorum sürekli? Şöyle yapıyorum. Kafa atıyorum sürekli ya. Aa. Şimdi ne yapıyoruz şefim? İçine mi atıyorduk? Ne yapıyorduk? İçine atıyorduk. Bunları sıcak sıcak mı atacağım? Evet. Ya nasıl atacağım? Tutamıyorum. Kaşıkla atalım. Ay. Ben kaşıkla atacağım. Şefim. Ben kaşıkla. Attım. Attım bir taneyi. Kaşıkla. Şefim bir daha atıyorum. Attım. Attım. Bana elimle yaptırdı, kendi kaşıkla yapıyor yahu. Gerçekten yani. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları böyle çeviriyor muyuz? Hemen buluyoruz böyle galiba. Evet. Böyle mi? Şimdi diziyor muyuz? Anne sen şunu şuraya koy buraya. Tamam. Böyle sonra diziyor muyuz? Ne yapıyoruz? Yani yuvarlay işte. Yuvarlayayım mı? İçinde mi yuvarlıyorum? Önce şu Squid Game'lerden başlasak mı? Tamam. Bir dakika.
Şunları da bir alayım içinden. Su gitgenleri tamam. Ay, su gitgenleri nasıl okunacağım? Bilmiyorum. Ay bilmiyorum, ben şu kurabiye adamı almak istiyorum. Aldım kurabiye adamı, attım buraya. Ya nasıl bir kurabiye adamı oldu bu böyle? Bu nasıl bir şey oldu böyle? Yankı, deniz yıldızına da benzedi bu ha. Bak, bak. Aa, kurabiye adam çok tatlı oldu. Hep çok güzel. Çok güzel. Çiçeği alalım mı şefim? Evet. Çiçeği alıyorum şimdi. Attım çiçeği. Aa, ucu gitti çiçeğin. Olsun. Olsun, bir şey olmaz. Şu o parçayı da hemen alırız buraya. Şöyle altına. O parçayı bence yapmayalım. Yapalım, yapalım. Yapmayalım. Altına yerleştiririz şefim. Hiçbir şey olmaz, gerçekten bak. Şöyle yaptım şefim. Heh, şöyle döndürürsem, şöyle de altında. Evet. Oh, şimdiye kadar iyiyim galiba. Ne diyorsunuz şefim, iyi miyim? Squid Game'leri nasıl yapacağız? İçinde ya şefim, bunlar nasıl ayrılacak burada? Yani attım bir tanesini. Koyacaktık. Böyle olmuyor. Ne siz bunda? Böyle bir şey oldu şefim, bu çiçek kayboldu ya. Ne oldu böyle? Olsun, kocaman bir şey yiyeyim. Şu o zaman iki tanesini ayıralım mı? Squid Game mi yapacağız? Sen hangisini ister? Şimdi bunu bul. Tamam, sen seç, sen seç. Ben yıldız yapayım. Yıldız, tamam. Ben de kelebek çıkarıyorum. Tamam. Kelebek çıkarıyorum birazdan. Şunları hemen halledip hemen kelebek çıkarıyoruz. Efendim anneciğim. Ben 3 tane. Ay efendim şefim. Ben 3 tane yedim bile. Evet yediniz ama yani ben güvenemediğim için, yani bunun içinde yumurta sarısı bilmem ne. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben tadacağım mecbur. Tadayım. Ya tadayım mı? Tadayım mı? Yankı şefime güveniyorum ve çok iyi. Harika. Yankı şefim, sizin gerçekten şefsiniz ya. Gerçekten şefliği, gerçekten yani bu kadar olur ya. Tamam, ben size bıraktım. Şefliği falan ona bıraktım arkadaşlar. Ben bu işi bildiğini, artık hiçbir şeyin sorgulamanın anlamı yok. Biliyor ya. En baştan ne yaptıysa hepsini bilinçli bir şekilde öyle bir yapmış ki. Yani evde kesinlikle bu videodan sonra arkadaşlar annelerinize bunu denetin. Birlikte yapın hatta. O kadar güzel olmuş ki. Tebrik ediyorum sizi şefim. Tamam, çok unutma. Şimdi açma zamanı. Onu unutmuştum ben. Doğru, kelebeği seçmiştim halbuki. Eyvah. Hemen tabaklara çıkaralım onları. Siz alın şefim. Evet, bu sizin. Ben de hemen alıyorum. Bu da benim. Gidiyoruz arkadaşlar. Uf, aldık iğnelerimizi anne, arkadaşlar. Anne, ama yankı, bu arada birbirlerimize böyle bulaşmak yok. Ne gibi bulaşmak? Ben senin mesela buranı yapacağım. Yapamam, evet yapamam. Şimdi ne zaman başlıyoruz? Hazır hissettiğinizde mi başlıyoruz? Evet. Tamam. Derin bir nefes alıyorum. Arkadaşlar bu benim için çok önemli. Gelecek cezayı bilmiyorum çünkü. Yapmam evet lazım. Evet. 2. Hadi başladık. Bak böyle yapıyorum. Bak dip dibine, 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 dibine. Bak dibine, dibine sokuyorum böyle şeyi. İğneyi. İlerliyorum. Önce kim bitirecek bakalım. Önce bitiren önemli değil. Değil mi? Ya çık şuradan ya. Kelebek bozulursa biterim. Kelebek bozulursa biterim. Hadi. Arkadaşlar bu arada like'larınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Hem kurabiye için hem Squid Game kurabiyeleri için. Çok kıyasıya bir rekabet var şu an. Ya. Yapamıyorum. Kayı dönüyor. Bu ne? Hayır, ben de dolaştım. Dolaştın mı? Dibine kadar geldin mi? Dolaşırken. Evet. Hadi geldim. Hadi, hadi ayrıl da gel. Ayrıl da gel, ayrıl da gel. Hadi ya. Yav. Anne. Ya of efendim, hani efendim. En dibe batır sonra kaydır. En dibe batırayım kaydırayım mı, ama korkuyorum, öyle yapamıyorum. Bak ben böyle yapıyorum. Ben yapabiliyorum. Kaydırırsam hepten kırarım diye korkuyorum. Kelebeğin kanadını kırarım diye. Yo, ben yapabiliyorum. Belli bir süremiz var işte, bak belli bir sürede yapmam lazım benim bunu. Oo. Ne?
ne diyorsun? Kelebeğe batırdım yanlışlıkla. Ama kırılmadı. Kelebeğe batırdım arkadaşlar. İğneyi kelebeğe batırdım. Eyvah, köşesi gitti. Gitti köşesi. Köşesi gitti. Çıkardım, bir dakika çıkardım, bir dakika. Bozulmadı, bozma, elime aldım. Hayır, elime aldım ama şey yapmadım, hayır. Ben silkeliyim diye yaptım hani. O yüzden. Arkadaşlar çok da bir fark yok, ne diyorsunuz? Eyvah, çıktı, yankı çıkarıyor. Yankı çıkarıyor, acele etmem lazım. İki parça kaldı arkadaşlar. Şurayı bayağı. Ooo, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. İki parça kaldı. Ay, ne var? Yapamadım onu. Kaydırınca kırılır gibi geldi. Yapamadım. Ben kaydırdım valla. Kaydırınca oldu. Ah! Ah! Çıktı çıktı çıktı. Gerçekten çıktı. Ayrıldı. Arkadaşlar. Ya minicik köşesi gitti ama o cezalandırılmaz bence arkadaşlar. Yani çıktı yankı sonuçta. Önce benimki çıktı. Evet, önce yankı kazandı yine de. Yani cezadan kurtuldum en azından. Çıkarabildim ama geç çıkardım arkadaşlar. Bir de şu köşesi böyle çok minik ama o kadar minik ki. Şu köşesi tam çıktı ama burada bir oyuntu oldu. O da çok önemli değil. Hatta şu parçayı da şuradan hop aldım. Anne. Ve ben bir kelebeğim, yankıda yıldız arkadaşlar. Anne. Efendim anneciğim. Ben tam Squid Game'e göre çıkardım. He. Arkadaşlar ben bunu daha farklı bir kurabiyeyle, daha sert böyle, daha zor. Belki de. Gerçi bu bile bizim için çok zordu ama daha zor bir kurabiyeyle ve çok zor şekillerle belki bir gün yapabiliriz. Ne diyorsun anneciğim? Anne, öyle bir düşündüm yani anne, şu an. Ben nasıl yaptım? Söyleyeyim. Nasıl yaptın anneciğim? Ben böyle arasından kaydırdım, kaydırdım. Güzel. Oh! Çok güzel bir yıldız çektin. Nasıl çıkardın ya? Anne, efendim öyle. Bak de. Önce böyle yaptım. Her yeri yaptım. Sonra etrafından böyle geçtim. Süpersin. Neyse arkadaşlar, yine de bence çok eğlenceliydi. Squid Game oyunu. Hatta süreli yapacağım bu oyunu. Gerçekten süreli yapacağım. Ağzımızla kemirir miyiz? Hani artık yani bu iğne işlemez mi? Nedir bilmiyorum ama çok sert bir kurabiye yapmayı düşünüyorum. Şimdilik bakalım. Çeşitli şekillerle. Videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Biz çok keyif aldık. Yankı'nın şefliğinde arkadaşlar çok özel ve güzel bir kurabiye yaptık. Tadı da mükemmel oldu. Annelerinize mutlaka izletin ve bence birlikte yapmalısınız, denemelisiniz. O zaman ne diyelim? Like'larınızı, yorumlarınızı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Böyleydi. Evet, nasıl ayrıldı ya? Harika oldu.